odamadan şunu bir güz mevsimine kadar bir canlandıralım. Tamam, ben veririm, geldim buraya, buraya da veririm ömür. Demek ki bizim Karadeniz'de de bazı böyle yaşlı kiraz, erikte bunlar çoğunlukta çok, değil mi? Çok. Ben Van'da gördüm. Van'da gel 3 kere verdi. Şimdi adam diyor ki müthiş badem var diyor. Peki bademin meyve tutmaması bunlar bu, mı? Bu. Ya senin hepsini çekiyor besini. Bu çekiyor. Bütün besini. Bütün şeyi çekiyor. Ağacın besinini hep çekiyor. Besinlerini çekiyor değil mi? En sonunda ağacı kurtuyor. Evet değerli arkadaşlar. Bugün şöyle yanıma geldi abi. Şu hoşgül müydü? Bu hoş değil. Hoş değil. Evet. Bu kiraz, erik, zeytin gibi birçok. Bütün ağaçlar duruyor. Bütün ağaçlar. Hep portakalla, portakalla, fındıkla hepsinde var. Hepsinde var mı bu? Fındıkta da var. Fındıkta siyasiye kuruyor ya. He. Fındığı da kurtuyor bu. Hani böyle yosun yapıyor ya müdür, bak yosun aşamasına geçiyor. Yosun da yapıyor. Görüyor musun? Şimdi bu. Bak bizdeki ileri boyu da oluyor. Bu ağacın suyunu çektik zaman ağaç yosunlaşıyor. Kurumaya başlayan son kuruyor. Kurma noktasına götürüyor. Ya biz bunu da senin önünde tesadüfen bulduk. Evet, Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, ben üzülerek belirteyim. Sevinerek de belirteyim. Ben uzman çiftçi arkadaşlardan aldığım bilgileri tüm çiftçi arkadaşlara ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi kıymetli Hüseyin Mecit Bey bizim ürünü 6 yıldan beri kullandığı için ağaçlarında bu tür hoş dil dediğimiz hoş nil. Bazı yerde akar. Biz, akar diye şuna. Yok o değil. O da yine mercek altında görülen. Ha, bu da mercek altında görülüyor işte. Siyah bu. Şimdi, bunun bir de beyazı var şeftalilerde. Bu siyah genellikle erikte şeyde oluyor. Fındıkta da siyah. Beyaz. Beyaz da var, siyah da var. O da nerede oluyor biliyor musun? Kozalak var ya. He. Kozalağın içine yuva yapıyor. Bir de bunun gövdesinde de var. Evet. Siyah da gövde. O da geriye doğru kurutuyor. Aynı sistem. Aynı sistem işte. Evet. Değerli arkadaşlar, biz şimdi orada kozalağı parçaladık, kuruttuk diyoruz ya, seviniyoruz ya. İşte kozalağın dibinden filiz verdirttiriyoruz. Kozalağın dibinden fındık verdirttiriyoruz ya. Aynı bu durum arkadaşlar. Şu anda bu bir badem ağacı. Badem ağacı şu anda kurumaya doğru yüz tutmuş. Evet. Hüseyin abi bir tane var orada. Onu alır mısın? Bak. Bak bir tane var. Şurada bak meyve. Heh. Şimdi abi, belki insana. Siz bana inanmayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ya işte bu başka bir ağaç. Sen bizimle işte öylesine konuşuyorsun diyeceksiniz. Buyur arkadaşlar. Bu da badem. Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili şunu indireyim. Dalını da çeksin. Ah. Çek. Bak, meyve yok arkadaşlar. Bak tek badem, bu da meyveler de büyüşmüş bak. Çünkü suyunu çekiyor. Bu şu peki ya Hüseyin Bey. Sen buraya bizim ürünü kullanmadın, doğru mu? Yok, bunu kullanmadım. Şimdi bu tür olmasının sebebi ne? He? Bu tür olmasının sebebi ne? Bu da mı hoşgülden? Hepsini hoş yapıyor. Tabii hoş beslemiyor, dilden. Beslemiyor ağacın. Kanını emiyor. Bak bunlar, şimdi bunun büyümesi lazımdı. Kocaman olması, bak küçücük. Bak evet. Bu durmuş. Bir de üzeri de lekeli değil mi lekeli. Bunun? Lekeli. Evet. Biz bu ağacı keseceğiz diye yaptık. Ama yok, kesmiyoruz. Ama şimdi keseceğiz, bulacağız bunu. Bunu bir örnek çalışma yapıyoruz. Tamam mı? Bir tamam, ben bunu videosunda çekerim, sana atarım. Ben güz mevsiminde geleceğim. Ha. Geldiğim zaman hem bunun durumunu kontrol edeceğim. Evet. Hem de gelişmeleri hep beraber çiftçilerimizle paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi uzun süredir hep beni evinize konuk ediyorsunuz veya ofisinize konuk ediyorsunuz. Biz burada akar ve akarislere karşı ürünümün faydalı olduğunu dile getirmiştim. İşte şahidi. İşte evet. Yusuf Tecimer evet. Orada. Yani Allah razı olsun bu. Ya ben şahit bahçe ya. Ben de göstereyim. Bahçe git bakma, bahçeye bakmasın. Gördün mü? Hocam sen olmadan o bahçe tamam, olur muydu? Tamam ben yapayım da yani. Yani Allah razı olsun senden. Sebebi sensin. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sen yapıyorsun. Biz yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, ben bu cümlenin karşısında fazla bir şey yine konuşmak istemiyorum. Hepsi ortada. Burada hastalık yok. Şu ileriki küçük bahçede akrabasının bahçesinde hastalık var. Buna kullanılmamış işte reçineler gövdeden patlamış. Evet, bak, bu da bu da nedir? Bitki gıdasına ulaşamadığı için ve gövdeden gördün mü? Evet. Bak. Gövdeden rahatsızlıklarını dışarıya kusuyor. Tabii biz bunu farklı diller hitap ederler akademik boyuttaki arkadaşlar. Onların bildiği onlara kalsın. Biz burada
bir gerçeği size dile getirmek istedik. Her şey ortada. Bu tür rahatsızlığı olan, ağacın gövdesinde bu tür gelişmeler olan bir arkadaşlar lütfen buna dikkat etsinler. 10 yıllarca yetiştirdikleri bu değerli milli serveti yok etmesinler. Benim işte ürünüm bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor diye de dert edinmesinler. Her sene verir ürün. Şimdi biz nerede verir. Bunu yaptık, denedik? Van'da mı denemiştik? Van'da denedik. Başka? Ondan sonra Silopi'de, ben denedim bahçede. Ben kirazlara verdim. Kirazlar benim, ben yağlılaç ismini kullanmayayım, yağlılaç kullanıyorum her sene. Hı hı. Ağacı kısırlaştırıyor. Senin içinden fındığa getirdim. Bir ağaca denedim, baktım ağaç güzeldi, kurtulmuş, her taraf verdim. Hı. Şimdi her sene kullanırım, çok güzeldi. Bak sana bir şey daha göstereyim, gel buraya. Gel Halil, bu da benim ağaç, bak. Bu da yolun dışında, buna da veriyorum bak. Buna da veriyorum. Bak, ömürlerinde bu hastalığı gördün mü sen? O bunda da var o şey. O şimdi bunda da var gövdeye bak. Simsiyah. Hmm. Bunlar. Bak bunda da meyve yok. Bak bunda da meyve yok bak. Bu da benim abi. Ben bunu dikmiyorum. Bu da 25 yaşında. Ama buna bak bu yolda kaldı boş diye. Boş nil dediğiniz bu. Evet bu. Allah bu. Allah. Benim öbür ağaçlar da böyleydi. Vere vere bak şimdi bu tertemiz oldu. Ağaçlar da. Yani çiftçi arkadaşlar. Ziraatçılar bunu bilmiyor. Biz deneme yanılma işiyle öğrendik bunu. Bak şimdi biz Hüseyin Bey bu ağaca kullanmadı. Keşke evet. Kullansaydı en azından 200 kilo zeytinin verdik. Şu anda çöpe gitti. Yok niye kullanmadık buna? Bu çevirmiştik biz şeyi. Dışarıda kalmıştı. Ölçtüdük. Bura bizim yerimizdeymiş. Geri burayı kullanacağız. İçeri alacağız. Senin mi burası? Burası bizim. Buraya kadar yerimizmiş. Biz oradan çekmiştik. Evet. Terk etmiştik henüz burayı. Bak vermeyince nasıl oluyor? Bunlara bak. Bak hastalığa bak. Aynı bahçenin içerisinde aynı bahçe. Verilmeyen ürün. Bak, evet. Buna vermedik. Vallahi arkadaşım ne diyeyim artık ben? Yani, ben şu anda konuşacak kelimeler bulamıyorum. Şu pamuk yani, yapıyor değil mi şöyle? Tabii bu vermeyince pamuklar da oluyor mesela. Hmm. Bak unlu bit diyoruz buna. Bunun ismi de unlu bit. Hmm. Halk arasında bizim hayatımızda. Evet baksana tamamen. Buna vermedik. Aynı bunda 25 yaşında ben dikmişim. Ama o sınırın dışında kaldı diye bunu vermiyorduk. Şimdi ölçtürük burada kaldı. Bunu tekrar yapacağız. Kardeşim çok teşekkür ettim sayın abim. Arkadaşlar. Yani biz benim şeyim arkadaşların hepsi kullansın faydalansın. Kıymetli çiftçi arkadaşlar ben çalışmalarımı birçok rahatsızlığı Akdeniz bölgesinde böyle güzel tarımla çiftçilikle uğraşmış arkadaşlardan bilgi alarak sizlere ilettim. Ve kancalı kurdu da ben buradan size o bilgileri getirdim. Onu hiç unutmayın. Uzman çiftçinin size sunacak olduğu tecrübeyi hiçbir yerde bulamazsınız. Mesela Yusuf Tecimer bana dedi ki o kıymetli evet. Abim patates ekimini söyledi. Bahçenin evet. Eğer dedi bu kancalı kurt varsa Adem Bey dedi belli yerlere de patates eksinler. O dedi patatese gelir. Evet. Patatesi de yarın dedi şey yaparsanız hani diğer ocakların dibine de senin bitki korumayı koysunlar dedi. O dedi o bölgeden patatesle toplanacak. Patatesi de dedi zehir atmasınlar dedi. Üzerine açsınlar sezon bittiği zaman. Tavuğu getirsinler tavuk dedi yesin onu. Ne lavrası kalır tamam mı? Ne şey biti kalır ne böceği kalır dedi. Gerçekten çok mantıklı geldi ama gel ben Karadenizli veya diğer çiftçilere bunu anlat. Çok zor işler. Zehir var mı zehir? Nah zehir var. Şimdi Yusuf Tecimer dedi ya biz bedava şeylik yapıyoruz. Danışmanlık. Danışmanlık yapıyoruz evet. Dedi ya. Biz de yani biz bedava demeyelim biz millet için yapıyoruz. Arkadaşlar biz yani bu bir milli servettir ya. Bak sen şimdi şurada en az 200 kilo. 200 kilo kaybettik biz bunda. Ama niye? Biz niye kaybettik? Bura bizim değildi. Ölçtüdük bura bizim vallahi çıktı. Çok şimdi. Da çok da böyle şey realistsin. Evet. Çok sağlamcısın. Ben kulağına dikkat ederim. Ben diktim ama dedim benim bura benim değildi. Ölçtürmüştük daha önce. Şimdi ölçtüdük bura bizimmiş. Kadrosu tekrar geçmiş. Yol buraymış. Vallahi çiftçi arkadaşlar bir şey diyeceğim. İnan var ya bu kardeşlerim o tanıştığımız kardeşler İnanır mısın? O kadar dolu dolu bize bilgi sunmaktalar ki. Yani diyor ki bir Müslümanın diyor Müslümanlığı kul hakkına yememek.
Riayet edecek. Riayet etmekle olur tabii dedi. Yani bu beni bitirdi zaten. Evet. Yani bu kadar güzel, duygulu ben çiftçi arkadaşlarla yol kat etmeyi kendime cihat görüyorum. Cihat görüyorum. Bu iş bir cihattır. Gerçekten şimdi bakıyorum. Kamu kuruluşlarında olsun, bir başka yerlerde olsun, komşularda olsun. Arkadaş birbirlerine hakkına tecavüz etmeler var ya. Evet. İşte, inanılmaz ya, boyutta. Işte. Orada ondan sonra ya çocuğu hasta oluyor, ya kendisi felaketler yaşıyor, ya sefillikler yaşıyor. Yaşıyor da yaşıyor, yaşıyor da yaşıyor. Ve bu arkadaşımızın tarım yaptığı yeri gördüm. Kayanın üzerinde arkadaş Karay. Yine de tevekkül ediyor. Yine de tevekkül ediyor. Çok şükür. Yani inanılmaz ya bir bu yaşam felsefesi, duygu felsefesi. Ben burada bunu, bu konuyu da işlemeden geçemeyeceğim. Yani gerçekten söylüyorum. Hak çok önemli. Tabii, tabii. Şurada ya, şurada bak başkanım şöyle bir çeker misin ya? Gerçekten adamın kendi yeri olsa dahi şeyi, kazıkları içeri almış. Kadastro'ya geçtikten sonra demişler ki bu yer senin. Şuraya kadar geliyor demişler. Evet. Bu şimdi bu ağacın bakımını yapacak, meyvasını toplayacak evet gelecek yıla. Tabii. Düşünebiliyor musun? Mesela bu şey de öyle. Badem ağacının. Badem de öyle. Onu da terk etmiş mesela. O da yolda kalıyor diye. Bizim değil. Ve biz de ne yapıyoruz biliyor musun? Biz de ne yapıyoruz biliyor musun? Yani bu ülkemizin gerçek yarası. Ben evet dertliyim ona da. Ya bir miktar olsun, bir miktar olsun yola tecavüz etmeyi efendim evet komşu hakkına bir karış, iki karış tecavüz etmeyi kendimize bir görev hissediyoruz tamam, ya. Diyelim ki ben öyle yaptım. Ben bu yolu tecavüz ettim. Bu yoldan geçen bir sürü Müslüman var. Ben onun kul hakkını nasıl ödeyeceğim? Yani çok hocam kul hakkı, inan bak. Benim birinci şeyim kul hakkıdır. Kul hakkı herkes dikkat etse bizim ülkemiz benim 6 ayda dünyada birinci olur. Çünkü kimse kimse kul hakkını yemeyecek. Herkes bir mesafe tutacak. Hakkına riayet edecek. Tabii o zaman bak abi sen süper devlet oluyor musun olmuyor musun? Baba cezaevinde kimse kalıyor mu kalmıyor mu? Yani biz şimdi okullarda neyi öğreniyoruz biliyor musun? Evet. Mesela ben maliye evet dersi falan işte hukuk. Evet. Hukuka giden arkadaşlar şunu öğretiyor. İlk önce öğreniyor. Kanun mevcut olan kanununu nasıl delebiliriz? Nasıl çalarız? Maliyeye giden de nasıl devletin kasasından evet bir şeyler beri tarafa evet geçirebilirim? Ya bu ders olarak veriliyor başkan. Ders olarak veriliyor. Ya ben üzülüyorum. Ondan sonra şimdi gençlere şunu anlatılıyor bir de. Borsadan işte nasıl bir çalışma yaparız? Evet. Oğlum senin emek var mı? Yok. Ondan sonra şu anda yüzlerce gençlik perişan durumda. Hep işletme, mali okumuşlar. Bunlara da bu dersi vermişler. Tamam mı? Beleşten para kazanmayı. Verdikleri parayı da büyük aslanlar çekiyor. Ondan sonra onlar dımdızda kalıyor orta yerde. Herkes ya intihara gidiyor. Şimdi intihar etti bir çocuk. Astı kendini. Asacak elbette ki. Varını yoğunu orada kaybediyor. Ondan sonra öte tarafa gidiyor. Ya ilk önce dediğiniz gibi sosyal ahlakı, sosyal davranış şekillerini, sosyal paylaşımı biz bir kere kendimize şiar edemezsek kardeşim bütün felaketler bizi bekliyor. Hani yarama ders parmak bastın. Bunun tek yolu ne biliyor musun? Nedir abi? Tek kelime kul hakkı. Ben hocaya sordum bizim caminin imamına. Sen kaç lira maaş alıyorsun dedim. 45 bin lira dedi. Tamam dedim. Kaç dakika çalışıyorsun sen dedim. 10 dakika namaz kılırsan dedim. 50 dakika yapar. Sen o para helal mı dedim. Ben emekliyim dedim. Bak benim ellerim nasıl dolu. Ben çalışıyorum dedim. Hı. 10 bin lira alıyorum dedim. Sen peki dedim camide niye demiyorsun dedim. Her şeyden bahsediyorum. Kul hakkı yemeyin ey Müslümanlar. Kul hakkına riayet edin. Ben sana bu 5'ini söyledim. 5 kere söyledim ben. Ya dedim cuma hutbelerinde kul hakkına burası köy yer dedim. Kul hakkından bahset. Burada hırsızlık olmaya başladı. Kul hakkından bahset. Kimse herkes birbirine saygı göstersin. Söylemedi arkadaş. En sonunda patladım. Senin aldığın para haram dedim. Ben sana helal etmiyorum. Ben de vergim var senin. Ben de vergi veriyorum. Benim vergimden bir kuruşa geçiyor. Ya dedim sen çünkü kardeşim bizim dediğimizi yapmıyorsun. Caminin lojmanında beleş oturuyorsun. Elektrik su parası bedeş. 45 bin lira alıyorsun. 50 dakika namaz kıldırıyorsun. Sabah namazına gelmiyorsun. Ezan merkezden okuyun. Namaz bile okumuyor. Ezan bile okumuyor. Namaz kıldırmıyor. Dedim sen bir dedim bize. Ya ben sana dedim ki bir şey söyledim. Kul hakkına bahset dedim. Ya ustam bu ülkenin tek bir şeyi var. Herkes kul hakkına riayet edecek bitti. Bitti bitti. Soğuktan aç köpek kalır. Ne genel ev kalır. Ne bir şey hiçbir şey kalmaz. Hepsi kapanır.
Evet arkadaşlar, bu sözün üzerine hiçbir şey yorum yapmayacağım. Çok doğru yerde konuştu güzel insan. Sağlıcakla kalın. Bereketli günler temenni ediyorum. Bizim deli yaptı yine yapacağını diye.